Arkadaşlar ikinci bölümden tekrar herkese merhaba. Ben Serdar Suyun. Kameramanımız Ata Doruk şu an çekim yapıyor. Bu sefer diğer kameramız bende. Neredeyiz? Artemis Tapınağı'ndayız. Birinci bölümde Efes Müzesi'ni gezmiştik. Oldukça güzel bir müze. Böyle 1-1,5 saat içinde gezebileceğiniz bir müze. Şimdi de ikinci bölümde Artemis Tapınağı'ndayız. Tapınak alanına geldik efendim. İleride İsa Bey Camii var, Selçuk Kalesi var, St. John Bazilikası var. Oldukça güzel bir yerdeyiz. Ben şimdi kameramı diğer tarafa çevirip burası hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi Atatürk de orada. Öncelikle şu şekilde bir canlandırma yapılmış. Birazdan yakından da çekeriz. Şurada bir yarım sütun, karşımızda da bir tam sütun canlandırılmış. Efendim 60 çarpı 100 metre büyüklüğünde devasa bir tapınak. Görüntülerini şimdi size birinci bölümdeki görüntüleri tekrar koyuyorum buraya. Peki burası nasıl bir yermiş? Burası tarih sahnesine ilk çıktığı günden bugüne ki diyorlar ki efendim İsa'dan önce 14. yüzyıla kadar uzanıyormuş buranın tarihi. Hep bir kült alanı, bir tapınma alanı olarak kullanılmış. Daha sonra Efesliler biliyorsunuz zengin insanlar. Ticaret ve liman oldukça burada gelişmiş. O zaman gemiler böyle aldım ben yükümü. O buradan işte Akdeniz'e, oradan bilmem nereye böyle yaldır yaldır gidemiyorlar. Gidemedikleri için de limandan limana kıyın kıyın ilerliyorlar. Efes'te bu sayede limanı da güzel, korunaklı bir liman. Kendisi burada zengin olmuş. Peki ne zaman yapılmış tapınağımız? Tapınağımız efendim İsa'dan önce 570 civarında Kral Kreisos tarafından yapılmış. Kreisos bildiğiniz gibi Karun. Hani diyorlar ya Karun kadar zengin. Bunu yapıyor efendim. Yaptıktan sonra İsa'dan önce 356'da adı anılmasını çok istenilmiyor. Adının anılması çok istenilmeyen Herostras adında deli olduğu söylenen bir adam tarafından yakılıyor. Daha sonra işte gotlar geliyor, burayı talan ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar efendim. Son durum bu vaziyette. Atatürk da fotoğrafçımız aldı kamerasını boynuna, çekimi yapıyor. Oldukça güzel. Selçuk Müzesi'nden çıkıyorsunuz, hemen 2 dakika sonra buradasınız. Buranın karşı tarafında da zaten Efes Antik Kenti var. Burada girişte herhangi bir ücret, müze kart vesaire hiçbir şey yok. Açık alanda 1,5 tane sütundan oluşan bir yer. Ama şöyle hayal edin, 60 çarpı 100 metre büyüklüğünde 106 sütundan oluşan bir tapınak hayal edin. Yani şu karşıdaki sütundan 106 tane var. Şimdi sütunların bir yanına gidelim de benim boyumla bir karşılaştırmasını yapın bakalım hadi. Şimdi canlandırması yapılan sütunun yanındayız. Bir sütun kaidesi var. Üstünde de sütun var gördüğünüz gibi. Aslında burada daha çok taş varmış ama İsa Bey Camii yapılırken bu taşlar orada kullanılmış. Şöyle hızlıca size göstereyim. Bakın arkadaşlar, yaklaşık 2,5-3 metre büyüklüğünde bir kaide. Onun üstünde de sanırım 30-35 metre büyüklüğünde bir sütun. Şimdi kamerayı Atadora'ya veriyorum. Kıyaslamanız açısından o size benim boyumla gösterecek bakalım nasıl bir kıyaslama olacak. Ben de merak ediyorum. Babam, karşınızda sütunun büyüklüğü bu kadar büyük. Bakın orada ne sallıyor. Çok az görünüyor, o yüzden el sallıyor. Şimdi çıkışa geldik arkadaşlar. Son bir göstermek istedim. Artemis Tapınağı'nın olduğu yer. Şöyle gösterelim. İsa Bey Camii karşınızda. Aziz Yohannes Bazilikası. Kalenin olduğu yerde Ayas Uluk
diye geçen mevki. Valla uzmanlar şunu diyor, birinci Efes'in Ayas Oluk olabileceğini söylüyorlar açıkçası. Ne zaman netleşir bu araştırmalar bilmiyorum. Şimdi Efes'e doğru devam edeceğiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.